Eda bize döner almış. Ama senin yemeğin burada. Kızmıyorum ki. Eda dur, yutamaz, bir şey yapsın. Telefonu gördü ya, ona bakıyor. Telefona bakıyor Eda. Niye çocuğu ne hale getirdin? Isırayım teyzeciğim. Isırayım. Nasıl ısırıyorsan bak. Isırayım teyzeciğim, gel. Aa. Hayır. Kendimi verdim ben nazlı güzel. Beni almazsan sözlerin boşa gider. Uyduruyorsun yazında. Bana ellerini ver. Hayat senin sevincin. Hiç sesi çıkmıyor, onu durmaz mı? Yoruma adadım ömrümü ben. Gel kaçma. Ma güzel. Bana elini ver. Hayat senin sevincin güzel. Yoluna adadım ömrümü. Kaçma gidel. Senin telefonun benimkine neden renk farkı var? Seninki daha net çekiyor sanki. Ben bal arısı gibiydim. Senden önce kıskanıyorum. Bak, pervanelere döndüm seni görünce. Kim olsam peram. Yine de senden ayrılamam. Bak sen sus. Bin yıl yaşasam yine sana. Doyamam. Ama benim adım bal böceği. Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim ama koynuna. Oğlum kolumu çıkar, babanla uğraşsın da beni. 1, 2, 3, 4, hoppa hoppa hoppa. Zumba da zumba zumba. Gel babam, sana al. Evet. Babacığım var. Benim bilgisayarımız. Onu nasıl açacağız biz bunu? Baba, açsana. Doğru. Bunu saklayacağız mı? Garantisi mi? Evet, saklayacağım. 2 yıl mı garantili? Evet. Aler'in de garantili mi? Aler'in garantili. Evet. Evet. Fiyatına göre çok şık. Fiyatına göre derken çok şık şartlarına göre. Oo, çok şıkmış gerçekten görüntüsü. Oğlum sana aldım. Ya Halil. Bir şey olmaz. Bakalım. Büyükmüş ha. Ben küçük bir şey bekliyordum. Evet, tasarımı gerçekten çok hoş. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şurada şerzat, şerzat. Ha, değişikmiş. Hey. Ekrana falan vur. Oğlum. Lütfen. Bak bunları çocuğun şeyini dışarı falan koyarsan mı kızlar? Tamam. Başka ne? Şunları saklayacağız mı? Şunlar ne? Şunları at bizi. Atma yani. Bunlar ne? At mı? Bunlar. Garantiye geçse bir şey yaramaz ki. Şu. O bir şey yaramaz. Atılacak mı ya? Evet. Eda'nınkinden yukarıda. Eda'nınkinden güzelmiş değil mi anneciğim? Ekranı falan da güzel. Hadi açalım. Bu şun. Hani ne zaman? Çok mutluyum bir bilgisayarımız olduğu için. Güzel dizayn yapmış ama. Ama Ali Eren delik vermiyor. Tamam. Kuralım. Ah oğlum.
Bak babam. Bilgisayarımıza bak, telefonumuza bak. Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Saat şu an öğlen. Hafif güneş varken ellerini biraz aşağıya güneşe çıkartacağım. Aşağı iniyoruz. Ta 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 tam. Hamar atlığım tuttu. Canım istedi. Kesinlikle hamar atlığım falan tutmalı. Canım istedi. Ortaya böyle değişik bir şey çıktı. Ay şunlar niye böyle olmuş ya? Şunlar erimiş sıcaklığıyla. Neyse. Böyle altına pandispanya keki yaptım. Bu tart kalıplarında. Ortası açık oluyor. Muzlu puding vardı. Muzlu pudingi yaptım. Muzlu pudingi dökmeden önce de bu damla çikolatalığından serpiştirdim. Pudingi döktüm. Damla çikolatası koydum ve çikolata sosuyla şöyle bir geçtim. Tadı nasıl olacak bilmiyorum. Bir de şöyle süt almıştım. Bizim salı günleri sütçümüz geliyor her salı. Süt aldım. Yoğurt yapacağım. Ben sütümü her yere böyle dökerek, çünkü poşette verdiklerinde böyle oluyor. Sevmiyorum poşette. Böyle süzgeçle süzdürdüm. Hani herhangi bir hayvan kılığı vesaire bir şey varsa diye. Ocağa koydum. Bu kepçeyle sık sık böyle böyle yapıp sütün içindeki o buharlaşan suyunu buharlaştıracağız ve saf sütün kalmasını sağlayacağız. Böyle gidip gelip arada kepçeyle böyle böyle yapacağız. Şimdi biz annemlere geçiyoruz. Balık partisi yapacağız. Annem bize balık yapacak. Balığı çok seviyorum. Annem zaten genel olarak benim için alıp benim için yapıyor. Nereye çıkarttıysan oradadır. Annemlere balık yemeye geçiyoruz. Çok mutluyum balık yiyeceğim için. Ama daha değmedi ki kafana. İlerideki ne yap? İlerideki. Salata. Evet, ben gitmeden önce sütümü kaynatmıştım. Şimdi eve geldik. Tabii ki sütüm çok fazla istediğim sıcaklıktan çok daha fazla soğumuştu. O yüzden hafif biraz ısıttım. Mayamı koydum tencereme. Şimdi onu üzerime boşaltacağım. Geliyorum oğlum. Şimdi iki kat üstüne böyle sofra bezlerden serdim. O bekleyecek. Aslında çok klasik, hepinizin bildiği şeklinde yapıyorum ama bilmeyenler için birkaç püf nokta söyleyeyim. Bahsettiğim gibi pişirirken ve soğumayı bıraktığımızda o suyun buharlaşması ve saf sütün kalması için
Güzelce böyle kepçeyle o suyu buharlaştırıyoruz. Isısını ayarlamak önemli ve mayamız da önemli aslında. Yani aslında birkaç püf nokta var. Diğerleri zaten bilmediğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet klasik anne usulü bu şekilde mayalıyorum. Kavanozlarda mayalıyorum ki bir tane açtığımızda hemen bitiyor. Bunu da mutlaka biliyorsunuz ama ben yine söyleyeyim. Sütü pişireceğiniz tencereden öncesinde şöyle bir yıkıyormuş gibi sudan geçirip suyunu süzdüğünüz, yani dibin nemli olduğu zaman süt de dibine tutmuyor. Bu şekilde biz alerinde zaten doğal oldu. Hani tercih ettiğimiz için ben bu şekilde yapıyorum. Biz kendimiz de tabii aynı şekilde yani uzmanlar hani market yoğurdu yiyeceğinize hiç yemeyin diyorlar. O yüzden biz elimizden geldiği kadar böyle yapıyoruz. Saat o kadar geç oldu ki hala uyutamadım. Bu aralar uyumuyor. Benim de modum düşük o yüzden. Bilmiyorum dişimi çıkıyor. Niye bilmiyorum. Yine sürekli uyanıyor. Bir ara uyuyordu. Şu anda da hala daha uyum peşinde. Anneannesinde de bayağı oynadı dedesiyle. Evet ama biraz, evet ama artık birazdan yatacağız anneciğim. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.